Geldiniz. Ne haber? Canan Ergüder geliyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bu şey hemen. Hayır. Allah Allah ya. Geçim şöyle. Canan Ergüder geliyor. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Canancığım, canım, ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Ay estağfurullah, sen zaman ayırabildiğin için biz teşekkür ederiz. Peşindeydik uzun süredir ama maalesef yoğunluktan efendime söyleyeyim. Öncelikle çok geçmiş olsun. Nasılsın? Her şey yolunda. İyiyim, her şey yolunda. 6. ay tetkiklerim yapıldı. İyiyim. Tertemiz. Ay süper. Çok sevindim. Fark ettik biz çalışırken senin çok röportajın yok. Hı hı. Yani bu tabii bir tık şanslı hissediyoruz bu açıdan. Ama özellikle uzak mı duruyorsun? Böyle öyle çok da fazla. Evet, sanki öyle. Biraz içine kapanık bir insanım sanki. Öyle, ha, dışarıya karşı diyorsun. Biraz öyle, evet. Yani ben çok tercih etmiyorum. Kendimi tekrarlamakmış gibi geliyor. Ha. Ama sevdiğim insanlarla da yapmaya özen gösteriyorum. Çok zarifsin. Çok teşekkür ederim. Senin ailen çok geç fark etmiş tiyatroya olan ilgini. Evet. Yani daha doğrusu sanata olan bir ilgim olduğunun farkındalardı. Hı hı. Ama tiyatro daha sonra geldi. Başta bale vardı. Evet, bir 12 sene mi? 12 sene, evet. 12 sene bale vardı. Sen peki oyunculuk istediğine ne zaman karar verdin? Ya da ne zaman fark ettin istediğini? Baleyi yapmamaya karar verdim. Yani balerin olamayacağımı anladığımda, öyle diyeyim. Ha, balerin olamayacağımı anladığımda ne demek? Ne oldu ki? Yani şöyle bir baktım kendime ve dedim ki bu benim gördüğüm balerinlerin vücudu değil. Aa. Evet, yani yemek yemeyi seviyorum. Yani hani kesinlikle kilolu vesaire olmadım hiçbir zaman için ama yani başka bir disiplin bale. Ve yani 14 yaşındaydım. Yani düşün bak, 14 yaşında böyle bir karar aldım. Evet, enteresan ya. Enteresan bir şeydi ama yani fark ettim ve ben baleyi istemediğimi anladım ama tam o sırada da böyle Üsküdar Amerikan Lisesi'ne gidiyordum. Üsküdar Amerikan Lisesi'nde Jeffrey Donaldson diye bir edebiyat hocamız vardı. Jeffrey'i bana, yani o sırada Man of La Mancha, Don Quixote'un müzikalini yönetiyordu. Ve o sırada mülakatlar açıldı. Ben mülakatlara girdim, bir rol kaptım ve tiyatro yapmak istiyorum diye yön değiştirdim. Aa. Öyle. Yani o şekilde geliştim ama sonra o pekişti.
Anladım. Yaptıkça zaten doğru yaptıkça karar verdin. Yaptıkça pek işte evet. Çocukken ayaklarınla konuşuyormuşsun. nasılsın diye tekrar sormak isterim. Ayaklarımla konuşuyordum. Bunu bana aslında annemle babam hatırlattı. Yani ben hatırlamıyorum. Ama şu pozisyon... o pozisyonu hatırlıyorum. Dodge arabamız vardı. Amerika'da bir sene yaşadım ben annem ve babamla 7 yaşımdayken. Babam transfer profesör olarak Amerika'ya gitmek zorunda kalmıştı. Biz de onunla beraber gittik ve Dodge karavan arkasında böyle yatıp oyuncaklarımı serip 7 yaşlarındaydım. 6-7 yaşlarındaydım. Yalnız bir çocuktum. Yani ablam benden 12 yaş büyüktü. İsviçre'de büyüdü benim ablam. Yazın yanımıza gelmişti. O yüzden ben yalnız bir vakit geçirdim ve Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna arabayla geçtik. Ayaklarımla konuşuyordum. O sırada nasıl sıkıldıysa bu kızcağız ayaklarıyla konuşmaya başladı. Ayaklarımla konuşuyormuşum, evet. Aynen. Sonra devam etmediğine göre çok ben görseli hatırlıyorum sadece ama yani annemle babam söylüyor onu. Sevgili izleyenler, Adana'da bir kebapçı helyum balonuyla uzaya kebap göndermeye kalkmış. Yer Adana olunca acaba ustamız kebabı bir jest olarak güneşe mi gönderiyor diye bir düşündük hani. Bu sene sen bizi yakma, biz de sana mermi sıkmayalım hesabı. Lakin Allah'ın işi mi dersiniz, bilim mi dersiniz bilemiyoruz. Kebabı taşıyan balon stratosfere gelince patlamış. Kebapsa Hatay civarına düşerek Hatay'da hava durumunu güneşliden yer yer kebap yağışlıya çevirmiş. Verilmiş sadakamız varmış gerçekten. Brezilya'da bir beyefendinin makatına kaçan 2 kiloluk dumbbell ameliyatla başarılı bir şekilde çıkarılmış. Gerçekten şansa yaşıyoruz sevgili izleyenler. Demek ki o hareketi yanlış yapıyorsun birader diyen abileri dinlemek gerekiyor. Şimdi beyefendinin yaptığı hareket hangi kas grubunu çalıştırmaya yönelik ve kaç tekrar sonrası dumbbell'ın içeri kaçma tehlikesi ortaya çıkıyor bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da her zaman söylediğimiz gibi götüyle derdi olanın dünya malında gözü olmazmış. Efendim Adana'da evinde 1228 uyuşturucu hapla 587 gram esrar ele geçirilen şahıs kendim kullanıyorum ucuz olduğu için toplu satın aldım diyerek adamı ipten alacak sağlamlıkta bir savunma yapmış. Neden? Çünkü yalancıyı öpmüyorlar. Öyle bir avantajı var ama ayrıca da uyuşturucu kullanıcıları satıcılardan daha az ceza alıyormuş. Ama beyefendi yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş çünkü ülkemizde şu an en büyük suç stokçuluk. Keşke satıyorum filan deseydiniz daha az ceza alırdınız. Sevgili izleyenler nedendir bilinmez ülkecek uzayla kafayı bozduğumuzun kanıtı gibi bir haber var sırada. Bu hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız yaptığı açıklamayla yakın zamanda uzaya göndereceğimiz yerli ve milli insanı aramaya başlayacaklarını açıklamış. Bakanlık kanatları altında uzaya giderken KPSS puanınız işe yarar mı? Yol yemek dahil mi bilemiyoruz. Fakat gönlümüz uzaya gidecek kişilerin hepimizin izleyeceği bir yarışmayla seçilmesinden yana. Uzay Star. Böylece her yetenek yarışmasından boynu bükük eve dönen moonwalkçular da sonunda hak ettikleri yerlere gelebilirler diye düşünüyoruz. Efendim eğer bu hafta hangi zalim istatistiklere, ne gibi sıralamalara konu olmuşuz diye düşünüyorsanız sıradaki haber sizler için. Google, Avrupa'dan en çok aratılan ülkeleri bir bir sıralayarak hepimizin ağzına bir parmak bal çaldı. İnsan da adeta eski sevgilim story'me bakmış mı abi hissi uyandıran listede tabii ki hemen kendimizi bulduk. Bizleri açtığı fake butik hesabından stalklayan ülkeler Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya'ymış. İnanır mısınız? Ülkecenek online alışveriş sitesi Plus Sıcak Deniz olarak görüldüğümüzü bir kez daha fark ediyor. Ve yine şuradakini buraya bırakmadan edemiyoruz. Sevgili izleyenler, absürt haberleriyle son haftalarda yıldızı parlayan Ege bölgesi var sırada. Bu hafta sıradan bir vatandaşımız nasıl bir hal geldiyse dur yere Aydın Devlet Hastanesi'ne giderek kendini
bakanlık görevlisi olarak tanıtmış ve hastane personelini de peşine takarak koca hastaneyi elini kolunu sallaya sallaya denetlemiş. Personelin şüphelenmesi üzerine tutuklanan beyefendinin motivasyonu hala merak konusu. Aşırı dozda doktorlar izlemekten gerçeklikle bağ zayıflayan bir emekli mi, yoksa yeni rolüne hazırlanırken Kantar'ın topuzunu kaçıran bir metot oyuncusu mu? İlerleyen günlerde tabii ki göremeyeceğiz. Nereden görelim? Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti. Benim babam bayağı önemli bir adam. Aydınlanmasını ne zaman yaşadım? Hiç Üstün Ergüder yazdın mı Google'a mesela? Yazdım, yazdım. Ne diyorlardı? Tabii. Ya babam, yani şöyle söyleyeyim. Babamla ilgili aydınlanmam internet ben öncesi. Öncedir diye umut ediyorum ben de. Evet, babam. Evet. İnternet öncesi. Ben lisedeyken oldu. Yani ben, evet, lisedeydim. Ya daha bile önce diyebilirim. Yani çocukken bir şeylerin farkındaydım. Çünkü bir sürü insan babama gelip işte bir sürü bir şeyler danışırdı. Sanırım hep bir bildim yani. Böyle çok büyük bir aydınlanma yaşamadım. Hep zaten hani... Önemli biriydi zaten. Önemli biriydi benim için, evet. Peki yani böyle bir ortamda büyümüş olmanın sendeki artılarına dair bir şey var mı? Var tabii. Sevdiğim şeylerin peşinden koşmam gerektiği bir şekilde aşılandı bana. Yani bana oyunculuğu seçeceğimi söyledikten sonra emin misin çok zor bir hayat seçiyorsun ama denilmesine rağmen annem ve baban tarafından yine de babam sevdiği işi yapmış. Yani ben hep öyle gördüm. O yüzden onu takip ettim. Onu müthiş diyebilirim. Çok yorgun bir gününde ay babasını özlemiş deyip demiri Kenan'a saldığın oldu mu? Oldu. Oldu. Tabii ki oldu. Ama yani böyle genellikle benle. Anladım. Genelde sana olan bir şeymiş gibi. Genellikle bana olan bir şey. Ama evet, babasıyla yaşı ilerledikçe kesinlikle öyle günler daha fazlalaşmaya başladı. Bu da çok güzel bir şey. Ben mesela, ben şunu söyleyebilirim gergin müzikle beraber. Evet, teşekkür ederim. Evde bazen yalnız başıma kalıyorum ve ne yapacağımı şaşırıyorum. Yalnız başımayım, şunu yapabilirim, onu yapabilirim, onu yapabilirim ve hiçbir şey yapmıyorum. Sonunda böyle kalıyorum. Evet. Çok iyi. Çocukken ebeveynlerinin cüzdanından para çalmışlığın oldu mu? Hayır. Bir düşündün ya ama. Düşündüm ama hayır. Ben çok doğrucu da bir çocuktum. O konuda biraz sıkıcı bir insanım. Hayır, estağfurullah. Yani, ben de hatırlamıyorum zaten. Yok, yani öyle bir şey yok. Seni yani çalmadın diye. Ben hatta şunu söyleyebilirim. Yuvada, gerçekten bunun nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Böyle çikolataların içinden çıkan küçük oyuncaklar, aha, yumurtalar vardır, evet, ya. Evet. Onlardan bir tanesi bir şekilde bende bitiyor yuvada. Hatırlıyorum, bunu çok net hatırlıyorum. Eve getirdim, annemle babama göster, bu nasıl senin eline geçti dediler. Ben de aldım dedim ve onlar çaldığımı zannedip... bana bunu geri götüreceksin ve bunu geri teslim edeceksin sahibine diye çok büyük bir sorumluluk yüklemişlerdi. O yüzden çalma konusunda öyle şeyler yapmadım. Kenan'ın evlendikten sonra değişen iki özelliğini bize söyler misin? Evlendikten sonra değil, bunu düzeltmem gerek. Tamam. Baba neyden? Olduktan sonra. Ha. Ha. Baba olduktan sonra... Baba olduktan sonra çok, yani esas şey bence o. Yani baba olduktan sonra çok daha ayakları yere basıyor, daha uçarıydı. Şimdi daha ayakları yere basıyor, daha sağduyulu. Önceden daha fevriyken artık o kadar değil ya vesaire. Bu benim için de geçerli bu arada yani. Ha. Sabır, evet.
sabır geliyor. Farklı bir sabır geliyor. Ve biz birbirimize o şekilde tamamlıyoruz. Mesela ben bir oluyorum. Ondan sonra o bir oluyor. O, ayrı zamanlarda olmaya özen gösteriyor. Müthiş. Çaktırmadan bakma konusundaki yeteneğin 1 ile 10 arasında kaç? 9. Gerçekten. Evet. Aa, çok enteresan. Neden? Yok yok, çok enteresan değil yani. İyi bir şey. Mi? Onu da bilmiyorum ki ya. Yani benim bence kaçtır 9. Ya acaba? Kim dedi? Bana puan verdi biri. Umay yok, hayır. Sen mi dedin? 2 dedin. 2 mi? Beni çok iyi tanır ya Cemal. Yakından tanır ya. Yo, ben de çok iyiyimdir canım, çaktırmadan bakmadan. Çaktırmadan bakabiliriz tabii ki. Aynı şeyden bahsediyoruz. Hayatında aldığın en kötü öğüt neydi? Terliklerini giy. Bu konuda mutlu edemeyeceğim. Gerçekten bilmiyorum, yok. Yo, ben de zaten sallıyorum. Kötü bir öğüt yok. En iyi öğütüm var. Nedir? En iyi öğüt ne? Ben Amerika'da ilk üniversitede okumaya başladığımda birinci senemde çok sevdiğim bir hocam, oyunculuk hocam, ki o noktada ben daha oyunculuk okuyacağım vesaire falan hiçbir şeyi seçmemişim. Ben şey dedim ona, kesinlikle ben Juilliard'a gitmek istiyorum, konservatuara gitmek istiyorum, bu okulu istemiyorum gibi bir böyle ukalaca bir şey söylemiştim. O da dedi ki yaptığın en büyük hata bu olur dedi. Çünkü şu noktadan sonra 18 ile 21 arasında bir daha kitap okuyamayacaksın dedi. Bu sefer hayatını kazanmaya odaklanmak zorunda kalacaksın dedi. Yeteneğin varsa vardır zaten dedi. O onunla doğmuşsundur dedi. Ama oyunculuk için gerekecek genel kültür bilgin şu anda olacak dedi, depoya dedi. O yüzden bunları al, sonra toparla meseleyi, teknik bilgini diye söylemişti o. Evet, şu anda ben başkalarına aynı söylüyorsun, bilgiyi veriyorum. Bence de mantıklı. Kendini Demir'e babası kılıklı derken bulduğun oldu mu? Evet. Gerçekten mi? Evet. Babası kılıklı, anası kılıklı dediğim de olmuştur. Ama babası kılıklığına şu an odaklanıyoruz. Aynanın önüne geçip şöyle yapıyor. Dört yaşında. Böyle elini cebine atıyor ve böyle bakıyor. Ve beğeniyor kendini. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Müthiş. Evet, ve babası da yapıyor aynı şeyi. İnternette hakkında çıkan en garip haber neydi? Bir ilişkim sırasında seti bastı. Komple yalan. Kıskançlık krizi geçirip, hiç isimler lazım değil, o sevgilimin öpüşme sahnesinden celallenip gidip o seti bastığım yazılmıştı. Hüngür hüngür ağladım. Asla yapacağım bir şey değil çünkü. Asla yani, kızarıp bozarsam, kıskançlığımdan ölsem bitsem yapmam yani. Yapacağım bir şey değil. Çok çok böyle inanılmaz kırılmıştım. O ne acayip, niye yazmışlar öyle bir şey? Bilmiyorum, anlamadım. Neyse, sonra yazmıyorlar artık öyle şeyler. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar, evet. Çocuğun ileride saçma sapan bir tipi koluna takıp getirse nasıl tepki verirsin? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani, bir oğlan annesiyim ben. Yani umarım hiç saçma sapan laflar söylemem çünkü şimdiden görebiliyorum. Büyük tepkiyle... büyük tepki geri gelir. O yüzden akıllı olmam gerekir bu konuda. Anladım. Şu anda akıllı olmak gerekiyor. Yani gerçekten yani küçücük şey
nasıl tepkiler verebiliyor anlatamam ve ben de ona aynen o şekilde bazen tepki vermek istiyorum ve ondan sonra diyorum ki Canan ne yapıyorsun, saçmalama, kendine gel. öyle işte. Yapacak anladım. Bir şey yok. İnşallah saçma sapan bir tipi koluna takmak. İnşallah. Peki sence bırakman gereken bir alışkanlığın var mı? Kesinlikle var. Ben biraz obsesif olabiliyorum. Detaylarda boğulabiliyorum. Bir şey çok uzun sürebiliyor. Mesela yemek yapmak mesela benim için çok güzel, çok sevdiğim bir şey. Ama uzadıkça uzayabiliyor. Ne zaman yiyoruz yemeği? Uzuyor da. Bu konu hakkında kendimi çok daha geliştirdim bu arada, bunu söylemek zorundayım. Ama Kenan başta diyordu ki yani inanılmaz yemek yapıyorsun ama yeter. Yeter diyordu, yeter ne olur lütfen yemek yiyebilir miyiz artık dediği oluyordu. En eski korkun nedir? Ölüm korkusu. Yani herkesin bu, yani çok böyle acayip bir şey söylemedim ama son yaşadığım şeylerle de tabii ki. Öyle oldu. Doğru, vallahi. Evet. Hiç böbreği kaptırmazsak iyi vallahi denilebilecek bir ortamda bulundun mu? Evet. Hadi be. Evet. Samotrakya Adası'nda. Kenan'la. Kenan'ın şöyle bir huyu var. Beni çıldırtan bir huyu. Mesela gidiyoruz bir yerde. Bu yol nereye gidiyor? Bilmiyorum. Hadi gidelim deyip oraya sapıyor. Oradan bu yol varmış. Hadi buraya gidelim deyip oraya sapıyor ve oraya sapıyor ve oraya sapıyor. Ve böyle yaptığı anlardan bir tanesinde çok sevdiğimiz bir ada olan Yunan adası Samotrakya Adası'nda Semadirek Adası. Keşfetmediğimiz, daha önceden keşfetmediğimiz bir tepeyi bulduk. Çıktık. Kendi arabamızlayız. Feribotla geçebiliyorsun. Ve öyle bir yere geldik ki. Yani Kenan daha ileri gitmememiz gerekiyor. Ben gerçekten çok korkuyorum. Tam bir dakika bekler misin? Hayır hayır gerçekten. Gerçekten gitmememiz gerekiyor. Bakamıyorum artık, bakamıyorum. Lütfen ben arabadan inmek zorundayım artık. Nefes alamıyorum Kenan lütfen. Çünkü nasıl döneceğimizi bilmiyorum. Nasıl manevra yapacaksın? Nasıl geri döneceksin bilmiyorum. Şöyle çünkü şöyle baktım. Araba her an gidebilir diye şey öyle hissettiğim bir andı. Yine Kenan'la başka bir tane daha var. Yine mi böyle? O da Bozcaada'da sele kapıldık. Aa. Sele kapıldık. Hani iki sene, üç sene önce böyle bir dolular yağıyordu devamlı. Evet. Hatırlıyor musunuz yazın? Bozcaada'ya giderken o iki günlüğüne annesini ziyaret edecekti. Ben ablamı ziyaret edecektim. Ben onu Bozcaada'ya bırakıp arabayı alıp gidecektim. Ablam da çok yakın oturuyordu. Yazlık bir evi var yakın Asos civarında. Birden bir yağmur bastırdı, dolular bastırdı ve ondan sonra biz saplanıp kaldık ve Kenan geriye manevra yapmasa arabanın içine böyle şurama kadar su doldu ve motor gitti diye düşünüyoruz. Böyle geri gittik, araba şöyle oldu, ondan sonra bir rahatladık. Ama jandarma ulaşamıyoruz, şöyle bar arıyoruz. Annesine ulaşabildik. Annesi jandarmayı aradı. Jandarma bizi geldi, çekti, kurtardı falan. Öyle bir şeydi yani. Kenan'la artık gezmedi. Yani. Öyleydi. Artık tamam, ayrı ayrı tatil yapın. Böyle saçmalık olmaz. Yok, çok macera perest. Ben de severim bu arada. Sayesinde bilmediği yollara çok dalıyor yani inanılmaz. Ben onu söyledim mi ya, düşüncelerinden uykularının kaçtığı geceler oldu mu? Hayır. Yani şöyle, ben onu söyledim mi ya dediğim her şey bana başkaları tarafından söyleniyor ve ben unutmuş oluyorum.
öyle dedin diyorlarsa, aa öyle mi ya falan. Öyle mi dedim, sonra da üstüne pek düşünmüyorum. Yüzden müthiş. Mümkün değil diyorum. Dememişim. Şu an olduğum insanla düzeltmişim onu diyorum. Güzel. Evet, çok iyi yani bahane. Şey yapmadım. Yapmıyorum. Harika. Bunu biz de kullanalım ama. Haksız olduğun tartışmalarda seni üste çıkarabilecek bir taktiğin var mı? Var tabii. Sanırım Kenan'ın söylediğine göre genelde şey yapıyorum, kendime çeviriyorum. Mesela peki ben, bana böyle olmuş olsaydı, mesela ben bir şeyle suçlanıyorum. Ben bana bunu yaptığında ya çevirip ustaca yapıyorum sanırım onu. Ha. Onu yapmamam gerekiyor. O daha kaydırıyorsun. Başka bir yere çevirin. Çok galiba. İyi. Harika. Galiba onu yapıyorum. Çok iyi. Olsun. O da seni bilmediğin yollara sokuyor. Evet. Evet. Çantanda her zaman bulundurduğun saçma sapan bir şey var mı? Ben çantaları konusunda o kadar özensiz bir insanım ki. O yüzden hiç kendime pahalı çanta almayan birisiyim. Çünkü çantamı orada bırakırım, yerde bırakırım. İçinde milyon tane şey bulunur. Kağıtlar, kalemler, kalem uçları, değişik değişik şeyler vardır. Hiç ama özel bir şey yoktur. Hı. Hani şu olmazsa olmazımdır, o çantadan bu çantayı alırım dediğim hiçbir şey yok. Her çantada başka içerik. Hiçbir şey yok. Müthiş. Ama hiçbir şey. Gerçekten dijital platform gibi. Aynen. Arkadaşının sevgilisinin hareketlerinden hiç hoşlanmasan ne yapardın? Ben bu hataya 18 yaşımda düştüm. Aa. Bir kere. Ondan sonra bir daha yapmamaya karar verdim. Şu an 45 yaşın verdiği akıllılıkla konuşuyorum. Ne genellikle bir şey yani mesela işte sevgilisini aldatan birisini gördüm. Hı hı. Onu söyledim. Ondan sonra benimle konuşulmadı. İkisi de seninle konuşmadı. Evet. Barıştılar mı? Evet. Yani olan şey budur. Aynen, anladım ben seni. Ha, yani hayatta yaşadıklarım gösteriyor ki bana. İşine bak. İşine bak, başkalarının işlerini burnunu sokma. Ha, yani sevmiyorsam da takılmam canım, yani arkadaşımla evet. Ayrı takılırım. Evet. Yani bunun arkadaşın ne kadar yakın olduğuyla kesinlikle bir bağlantısı var. Gerekirse de susarım. Benim buna cevabım genelde değişiyor. Evet, yani değişen bir şey, arkadaşın kim olduğuna bağlı. Ya mesela bir arkadaşım, en iyi arkadaşım zamanında birisiyle birlikteydi. Ben ki ona, onun da ismi lazım değil belli ki. Onun da ismi lazım değil. Ben ona demiştim ki, yani o gece beni böyle inanılmaz tilte etmişti. Dedim, evinden çıkarken beni bir daha bu insanla karşılaştırma. Dedim, ben gidiyorum. Dedim, ondan sonra benim çok yakın arkadaşım oldu. Onlar ayrıldılar ama onun sevgilisi ben hala görüşüyorum. Benim çok yakın arkadaşım oldu. O yüzden... Demek ki arkadaşın sevgilisiyken hıyarmış. Yani ayrılınca... Yok ya, onu öyle kabul etmek gerekiyormuş. Ha, anladım. Evet, yani aslında bana söylediği şeyler o sırada algımın bozukluğuyla alakalıymış bence. Ha, yine söylediğini unuttun gibi. Aynen. Şu anki canlının şu hallettiği anki canlı, bir insan şey. Değişen bir varlık. Vay anasını. Siz ne yaparsınız? Yani böyle çok kati şeyler söylememek gerek böyle durumlarda bence. Yani arkadaşıma devam ederim. Bana ne diyor beyefendi? Bana ne yani? Bana ne ya? Dedi. Abi bana ne ya? Dedi. Siz ne yaparsınız beyefendi? Umursamazsınız. Çok iyi. Siz hanımefendi, siz de umursamazsınız. Karşındaki insanı senin gözünde bitirecek hareket nedir? Başkasını aşağılaması, böyle gözümün önünde başkasının böyle çok rencide edilmesi hoşuma gitmez. Hmm. Günlük hayatını zorlaştıracak bir takıntın var mı? İşte detaylara boğulma. Detaylar. Bir kere mesela Amerika'da yalnız başıma yaşarken her çamaşır yıkanması gerektiğinde işte çamaşırhaneye gidiyorum. Böyle bir tane tekerlekli arabam var. Onun içine bütün çamaşırlar doluyor. Tınk 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 merdivenlerden iniyor. Öyle gidiyorum çamaşırhane. Filmlerde gördüğünüz New York'taki çamaşırhaneler gibi böyle içine atıyorsunuz paraları. O çamaşırhanelere gidiyordum.
çamaşırhaneye giderken işte 25 centlik şeyleri bir kavanozdan ayıklayacağım. Diğer paramı da sonra bozacağım. 25 centleri ayıklayacağım ya. Hı hı. Şöyle dolu bir kavanoz. Boşaltıyorum onu. Çoğunluğu ama birlik. Hı. Yani 25'leri çok çabuk görebilirsin. Çık 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 yapsan göreceksin. Ben birlere takılıyorum. Birleri saymaya başlıyorum. Kaç tane birim var diye. Anlatabildim mi? Evet, maalesef. Öyle, öyle obsesif bir tarafı mı olabilir? Ben de onu diyecektim. Bu takıntı olmayabilir. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Neden? Yani önümde duruyor çoğu zaman. Okumuyorum. Okumuyorsun. Şöyle. Mesela diyelim ki şöyle, defter şöyle açık durdu. Evet. Böyle bir şey gördüm üstünde. Kapatırım. Mesela ne gördün kapatırsın? Canan. Ha, isim gördüm kapatırım. Kapatırım. Çok merak ederim. Ama sonra da söyleme gereği duyarım. O yüzden... Anladım. Yani baştan kapatırım. Okuma. Bana yapılmasını istemem çünkü öyle bir şeyin. Öyle mi? O yüzden yazamıyorum, günlük yazamıyorum. Ha, ya görüyorsun. Yok, yazamıyorum. Ya, ben okurum diyen var mı? Siz. Var. Siz de. Psikoloji eğitimi olan iki insan. Okurum dedi bu insanlar. Akıl sağlığıyla ilgili insanlar. Gerçekten mi? Demek ki biliyorlar bir şey. Siz de okursunuz. Niye? Gözüm kayar mı? Hanımefendi ortada durmuyor o herhalde. Yok yok. Kapalı. Tamam açık değil. Burada duruyor ama onun günlük olduğunu biliyorsunuz. Açıp okumazsınız. Mesela kilitli ilginç. Bir şey değil bu. Yok canım kıvırıyor şu an. Açma dediğiniz şu biliyorsunuz değil mi hanımefendi? Defteri açıyorsunuz. Hani yani kapıyı değil. Bunu böyle açtın mı? Aa açık. Açık bu. Okunabilir yani. Siz niye okursunuz? Merak. Siz merak. Hanımefendi. Yani bir şey varsa bileyim de. Başka okurum diye var mıydı? Şurada arkada vardı iki tane gördüm. Siz? Siz de merak ediyorsunuz. Önde de bir bekar kızımız var. Hmm. Çocuk Avusturya'dan geliyor. Avusturya'nın bir köyünden. Ama evet. O kadar da köy değil, kasaba. Ya işte tarım, hayvancılık falan var. O kadar yurt dışı var. Görmüşsün falan. Yürüyerek mi? Kadıköy'den bahsediyor diyor. Peki Marmaray var mı? Vizyonsuz. Çok isminiz neydi? Cengiz. İsmini nasıl söylediğini bir ben mi gördüm? Cengiz. Cengiz dedi. Hay Cengiz Bey. Hay Allah. Dikkat et. Kızım gözüm çok tutmadı bunu. Pardon Cengiz Bey. Tutmadı ama. Buyurun. Çok sarhoş olup yaptığın, seni utandıran saçma bir şey var mı? Pardon. Ben alkol çok sevmiyorum. Sevmiyorsun. Yani şöyle, şarabımı içerim. Şu an günümüzden bahsediyorum. Aha. Ama öyle... sarhoş olacak duruma. Ben çok... Gerçekten çok gelmedim hayatımda. Okey. Olur. Bir virgülünüz var gibi göründü. Evet. Ben hatırladım ki. Ya ne oldu Canan Hanım? Amerika'da. birinci senemde. Bir çocuk... Kafam çok iyiydi. Chucky. Chucky'yi hatırlıyor evet, musun? Chucky korku mı? Filmi. Evet. Şey. Onu izliyor çocuk. Evet. Adı John. What are you watching? Ne seyrediyorsun? Dedim. Ama ne seyrettiğini biliyorum. Sadece laf olsun diye hani. Ben de o sırada çikolata alıyorum şeyden. Paralı makinalardan. O da bana döndü, baktı. Anlamadım ne dediğini dedi. Ne seyrediyorsun?
What are you watching? Dedim. Anlamıyorum dediğini. Dedi. What are you watching? Ondan sonra anlamıyorum. Ne dediğini anlamıyorum. Bir de böyle çocuk böyle çok böyle bütün pardesülerle falan dolaşan böyle matematik deyası bir çocuk falandı. Fazla insanlarla sosyalleşmezdi falan. Ya ben de diyorum takıldım bu çocuğa şimdi ne seyrediyorsun diye sordum. Son onun gelmesini istiyorum odama gideceğim sadece o kadar yani. What are you watching? Yok anlamıyorum Canan anlamıyorum diyor. Sonunda bağırdım. What are you watching? Diye böyle. Ne seyrediyorsun diyorum çocuğa. Türkçe. Çok utandım. Çok özür dilerim. O da Türkçe mi söylüyorum, İngilizce mi söylüyorum diye. Ondan sonra odama gittim, yattım, uyudum. İyi bari fark edebilmişsin onu. Duydum, kendimi sonunda duydum. Bağırınca duydum. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi? Bu çok yakın bir vakitte oldu. Aa. Sevgili Özge Özel sanırım sizle çalışıyor. Evet. Editörlerimizden. Özge'yi ben seneler öncesinden tanıyorum. Bir sabah bu sene kalktım Twitter'da Canan Ergüder'e övgü diye bir şey gördüm. Hayranlarım bana yollamış böyle. Ah dedim bu ne? Bastım üstüne Canan Ergüder'e övgü Spotify. Spotify'a bağlandım. Bu ne ya falan. Özge böyle bir podcast yapmış. Canan Ergüder'e övgü. Sanırım onun oyunculukla ilgili kararına bir şekilde hayatımın bir noktasında iyi oynayarak dokunmuşum ama bunu o kadar güzel ve o kadar komik bir şekilde anlatıyor ki. Yani çok kahkahalarla güldüm ve çok duygulandım. O ayrı. Özge burada mı Özge? Özge de orada duygulandı. Alkışlayalım bir Özge'yi. En sevdiğin küfür hangisi? Yani şöyle söyleyeyim. Cinsiyetçi küfürleri ben de sevmiyorum ama çıkıyor. Aynen ya. Şimdiden çıkıyor yani bu. diye titreterek geçti benim küfür. Çok güzel küfür. Ben de bayılırım. Gizli gizli dinlediğin, kimseye dinlediğini söylemediğin bir şarkı var mı? Şu an artık var. Şu an artık var mı? 45 yaşındayım. Bazen bununla da ilgili bir anım var. 37 yaşıma yenilik hala yine kendimi çok yaşlı hissetmiştim onda da. Killing in the name of. Hatırlıyor musun? Dun dun. Now you do what you tell. Rage Against the Machine. Evet, şu an kendime artık mesela Rage Against the Machine'i bazen köprünün üstünden geçerken falan dinlediğimde çok utanıyorum. Gerçekten çok utanıyorum. Artık bunu aşmışım. diye düşünüyorum. Çok ergen bir şarkı bu falan diye düşünüyorum. Ama elimde değil, çok seviyorum. Evet, bu. Birazcık dinlemeniz gerek. Bunu bilmiyorlardı. 37 yaşında bir bardayız. 8 kız biziz. Bir tek biz zıplıyoruz, kafayı sallıyoruz. Diğerleri böyle bakıyor. 37'yiz ama biz. Böyle bir şey işte. Teşekkür ederiz Cansu. Teşekkürler. Artık siz de biliyorsunuz. Kendinden boşanma sebebi ne olurdu? Takıntılarım. Gerçekten mi? Yani olabilirdi. Fazlaya kaçırmış olsaydım meseleyi. Hı. Yoksa ben kendimi seviyorum. Peki en yakın arkadaşının en yakın arkadaşın olmasının 3 nedeni nedir? Dürüstlüğü. Beni çok 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 uzun zamandır tanıyor olması ve çok çok sağduyulu olması. Yani çok güvendiğim bir insan olması. Gördüğünde gözünü alamadan dakikalarca baktığın bir şey var mı?
deniz. Futbol sevmiyorum çok ama bazen böyle çok iyi takımların oynadığı futbol bale gibi geliyor bana. Çok enteresan. Ben de öyle düşünüyorum çünkü ben artık Türk, yani ayıp olmasın kimseye de Türk ligini seyredemiyorum sıkıntıdan. Yok yani böyle öyle bir... Ama işte Real Madrid, Barcelona maçı. Barcelona mesela bunları izlerken böyle... Ne yaptı adam ya, ne yaptı? Evet, çok heyecanlı diye oldu. Böyle uzun süre izleyebiliyorum onları. Enteresan. Hanımlar, beyler, sizce yeterince dürüst müydü? İlk oyuncu olmaya karar verdiğin günden bugüne kadar geçirdiğin sürede hiç kendinden şüphe ettiğin oldu mu? Çok. Ya. Ya bol bol depresyon geçirdim. Garsonluk yaptığım dönemlerde Amerika'da hiç olmayacak dediğim çok çok dönem oldu. Nasıl atlattın? Depresyonu geçiriyordum. Ondan sonra tekrar bir gaz geliyordu bir şekilde. Ondan sonra tekrar 72 tane casting direktör ve ajansa yazıp kartpostalarda şu bu hafta şunu yaptım, bu hafta bu audition'a katıldım, bu hafta bilmem ne yaptım, bu hafta onu yaptım falan diye haber veriyordum. Ondan sonra birisinden bir haber çıkıyordu falan ama o beni 5 ay götürebiliyordu ama zor iş. Evet, zor. Amerika'da sosyoloji ve tiyatro eğitimi alıyorsun. Evet. Ya, sosyoloji merak ettiğin bir alan mı yoksa? Hayır, annemleri mutlu etmek için. Ha. Oyunculuğa katkısı olur falan diye hiç düşündün mü peki? Hayır ama sonradan evet. Tamam, varmış katkısı diye. Çekti beni. Sen buna izin verdin. Dokunmadım yakar belki. Duramadım sarıldım. Yok olmak gibi bir şeydi. Yaklaştıkça uzak kalmak isterdim senin gibi. İstemedim senin kadar kimseyi, umursamadım hislerimi. Konuşmaya gerek yok gibiydi. Dur, 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 dur
Lambda'da Shakespeare atölyesine katılıyorsun. Sonra aktör stüdyoda yüksek lisans yapıyorsun. Doğru mu bunlar? Doğrudur. Aynen. Bunlar sadece bizim internetten bulduklarımız. Evet, evet. Sen ama eğitimle ilgili bir şeyin var yani. Bunlardan başka bir şeyler de yapmışsındır belki diye düşünüyoruz biz. Yaptım böyle yani çok ilginç insanlarla. Mesela Mikhail Baryshnikov işte bir hareket atölyesi yaptı. İşte Mario Biagini diye bir adamla. Grotowski'nin kurduğu İtalya'daki stüdyodan gelen insanlarla beraber özel olarak seçilmiştim orada falan filan. Onlar çok güzel eğitimler aldım. Evet. Ama onlar öyle orada kalıyor böyle rafta çok güzel böyle. Çok güzel eğitimlerdi. Amerika macerası ve Türkiye'ye dönüş. Bu yurda döndüğünde senin için kırılma yaratan olay neydi? Yurda dönmemi sağlayan olay mı? Yurda dönmeni sağlayan bir olay var mı? İşte bıçak sırtı. Ha, o geldikten sonra değil, oradayken oldu. Tabii tabii. Aa. Şöyle, benim ablam reklam sektöründe çalışıyordu ve benim ablam benim resmimi ve CV'mi Ömer Faruk Sorak'a veriyor. Ömer Faruk Sorak alıyor onu, bir ajansa paslıyor. O ajans beni arıyor. Diyor ki Türkiye'ye geldiğinde gel bir görüşelim. Ben bir sene sonra gidiyorum. Bir sene sonra işte oturup muhabbet ediyoruz ama sen bize önceden haber vermedin. Biz size sana görüşme ayarlayamadık. Bir sene sonra tekrar geliyorum. Ve o sırada bıçak sırtı için bir görüşme ayarladılar bana. Sevilay'la. O sırada TMC'de çalışıyordu Sevilay. Hatta başka bir oyuncuyla beraber geçti o. Hatırlamıyorum o oyuncu kimdi ama mesela. Ondan sonra başka bir ajansa ajansta kaydım alındı. Ben Amerika'ya döndüm. Olmayacak denildi. 3 ay sonra yaz sonunda olacak. Hadi gel Türkiye'ye dendi. Ben dedim yok canım olmaz öyle şey dedim. Ne bu ne bir şey mi oynatıyorsunuz? hayır canım önce bir konuşalım falan filan işte paramı konuşalım, onu konuşalım, bunu konuşalım diye. Her şeyimi karşıladılar. Ondan sonra geldim ben Türkiye'ye. Çünkü yani benim hayatım Amerika'daydı. Evet. Yani garip bir şekilde. Iyi. Ondan sonra bir sene işte bir sezon sürdü. Bıçak sırtı çok çok da iyi bir projeydi. Ondan sonra tam o proje bitmeye yakın biteceğini biliyorduk. Erol Avcı beni aradı. Binbir Gece'ye son sezonuna gelir misin dedi. Ve Türkiye'de kalmam o şekilde biraz netleşti. Ben de ama bu arada ilk birkaç ayımdan sonra ya burada bir hayat varmış ben Türkiye'ye geri dönmek istiyorum gibi duygular yaşamaya başladım. Ha. Hatta annemle babama karşıma aldım ki çünkü o sırada ben evliydim ve ben ilişkimi bitirmek istediğimi ve Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim. Onlar da geri dön. dediler ama yok yani öyle bu şekilde gelişti. Harika. Bu hafta Canan Hanım'a kimle baş başa tatile çıkacağını sordum. Damla benimle çıkmak istiyordu tatile evet. Çoğu zaman. Evet. Evet, evet gördüm. Efendim ilk adaylarımız Sercan Badur'la mı tatile gidersiniz? Ayşe Bingöl'le mi? Ayşe Bingöl'le. Neden? Bu kızlar çok güldü Sercan'a diye. Yani Ayça'cığım benim, Ayça'yla biz çok dolaştık beraber. 151 oyun oynadık bir ilk senemizde. Ve o 151 oyunun %70'i herhalde şehir dışındaydı ve çok iyi anlaştık o yüzden. Tecrübe var. Tecrübe var. Tecrübeyle sabit bir karar olur Ayça'cığımla. Ayça Bingöl'le devam ediyoruz. Ayça Bingöl'le mi gidersin yoksa Songül Öden'le mi? Çok zor bir karar bu şimdi. Yani biraz evet. Biraz zor bir karar oldu bu ama şimdi ben Ayça'yı hemen satmak istemiyorum ama Songül'le de bir tatile çıkmak isterdim. Yani buradan ben cevabı anlamadım. İstersen düz bir tane bana isim ver. Songül Öden'le devam ediyoruz. Peki Songül Öden'le mi yoksa Matthew McConaughey'le mi?
Başım belaya girmeyecekse ben şimdi mekaniğiyle. Girmez diye tahmin Fantastik ediyorum. Fantastik bir dünyadan bahsediyoruz aynen, aynen. Zaten tabii, tabii, şu an. Tabii tabii. Okay. Ama ooo evet. Matthew McConaughey ile mi yoksa Barış Falay'la mı? Ben de ne kadar şeyim şimdi böyle. Yok, Matthew McConaughey ile devam ediyoruz. Aynen. Matthew Bey ile devam ediyoruz. Matthew Bey mi, Matt Damon mı? Matthew. Matthew ile devam ediyoruz. Matthew mu, Ahsen Eroğlu mu? Ahsen Eroğlu. Neden? Onunla da çok iyi anlaşıyoruz. Evet, çok tatlı birine benziyor. Biz tanışamadık henüz. Canım benim, çok çok seviyorum Ahsen'i. Tamam, Ahsen Hanım'la devam ediyoruz. Ahsen Hanım mı, Hugh Jackman mı? Ahsen. Neden? Ahsen. Ahsen'le çok eğlenirim ya. Ahsen tamam. Süper. Hugh Jackman'la eğlenmem dedi yani. Peki, yani, ben de öyle düşünüyorum. Başka bir isim gelebilirdi, bilmiyorum yani. Belki şimdi gelir hanımefendi, belki gelir. Ahsen mi, Jason Momoa mı? Artık arkadaşlar koymayın şunu buraya ya. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben Jason Bey'in eşiyle tercih ederdim. Ne? Lisa Bonet ile. Ama Jason Bey'i alayım şimdilik. Jason Bey. Allah ne oldu sonunda? Jason Momoa ile devam ediyoruz. İlk kez. Jason Momoa mı, Serhat Teoman mı? Serhat Teoman. Neden? Çok severim evet, kendisini. Ben de bayılırım Serhat'a. Serhat Teoman mı, Jude Law mu? Jude Law. Neden? Ben Jude Law'yu yakından gördüm. New York'ta. Oyununu falan mı seyredin? Hayır, bayağı restoranda şöyle şu kadar yakından gördüm. Öpseydin hemen. İstedim. Böyle oldum. O da öyle olmuştur eminim. Bak. Bence hiç beni görmedi bile. Eşek herif. Neyse beni konuşturma, biz bunun nelerini biliyoruz Canan. Evet. Jude Law'la devam ediyoruz o zaman. Jude Law. Maziniz var sonuçta. Jude Law mu, Fatih Artman mı? Fatih Artman tabii ki. Neden? Ya Fatih benim canım, çok severim kendisini. Çok çok da eğleniyoruz kendisiyle. Hayatta eğlendiğim insanları yanımda tutmayı severim. Canım arkadaşım benim. Fatih Artman diyoruz. Fatih Artman mı, Gerard Butler mı? Fatih Artman. Fatih Artman mı, Haluk Bilginer mi? Ya, yapıyoruz böyle götürme. Haluk abi. Haluk abi. Neden? Onunla da 151 kere gittim artık. Tecrübeyle sabit. Tecrübeyle sabit. O da çok eğlenceli. Muhteşem restoranlara götürüyor. Değil mi? Bir de doğru. Evet, çok evet. İyi. Nereye gidersen git en iyi restoranı biliyor. O yüzden çok zevkliydi onunla dolaşmak. Haluk Bilginer mi? Sergey Polunin. Sergey Polunin. Pardon, hemen geçtim. Bir baletten bahsediyoruz ve hayranıyım kendisine. Sergey Polunin'in tabii ki. Biz de hayranıyız. Peki Sergey Bey mi, Javier Bardem mi? Javier Bardem. Evet, ben böyle bir şey görmedim ya. Ben de yanar dönerdim. Bayağı böyle. Jason Momoa öpülü. Jutlu. Yani. Javier. Javier. Bence de Javier Bardem. Javier Bardem ama mi? Müthiş, müthiş yani. Şu evet. Ana çok beğendim. Aynen. Onu biz fark ettik Canan. Çok beğendiğini. Javier Bardem mi? Ayşenil Şamlıoğlu mu? Ayşenil Şamlıoğlu. Neden? Çünkü onu da çok seviyorum. Gerçekten. Yani bu bütün bu insanlar farklı taraflarımı. Anladım. Okey. Keşke bir karar verse bir tarafına da. Peki Ayşenil Şamlıoğlu mu, Benedict Cumberbatch mi? Ayşenil Şamlıoğlu. Seyirci çofladı. Vallahi ben de Benedict der diye düşünüyordum. Neden değil Benedict? Kavga ettiniz. Hayır, ben Benedict'le oynamak isterdim o kadar. Ha. Evet. Anladım. Tamam mı?
Herkes ayağını denk alsın. Evet. Ayşenil, Ayşenil Şamlıoğlu mu? Christian Bale mı? Ayşenil Şamlıoğlu. Ayşenil arkadaşlar, Şamlıoğlu'na takıldık kaldık. O sizin yokluğunuz. Lütfen. Christian Bale demedin mi ya? Ayşenil Şamlıoğlu. Christian Bale'le de oynamak isterdim. Aynen. İyi buldun onu ha. Evet. Peki Ayşenil Şamlıoğlu mu? Edward Norton. Edward Norton. Neden? O oynamak dışında başka şeyler de. Aynen. Tamam. ama oynamak da çok isterim. Oynama evet ben de isterim. Peki Edward Norton mı? Şampen mi? Şampen. Daha üst üste iki kişiyi geçemedik abi. İnanılmaz. Şampen'in... Şampen tabii ki şampen ama yani bana evet. Verdiğiniz isimlere aynen, bakar doğru. Mısınız? Hakikaten ben olsam ben de şampenle şey yapardım. Yani şampen. Aynen. Peki şampen mi? Şampen beni yönetsin. Ne olur hani yönetmen olarak. Yönetmen olarak. Hepimiz öyle anladık zaten. Lütfen, yönetmen olarak ne anladınız? Ben anlamadım yani. Peki şampen mi, Kenan Ece mi? Kenan Ece! Kenan Ece ile gidiyor tatile. Behzat Ç'yi sevenler sizi de çok sevdi. Fanatiği evet. Oldular dizinin. Hayranlarla enteresan diyaloglar olmuştur diye bir tahmini var bizim şeyin, editör takımının. Acaba doğru mudur? Var mı öyle sizin girdiğiniz tuhaf diyaloglar? Bir bölümde beni Behzat maça götürüyordu. Gençler Birliği maçına. Onun için taraftarlar ekstra yani... Oyuncu olarak gelen taraftarlar gerçek taraftar olarak seçilmişti. Ben stadyuma girdiğimde savcı bizi tutuklasana diye. Savcı bizi tutuklasana diye bağırıyorlardı. Çok hoştu. Muhteşemmiş. Peki bir röportajında en çok sarılmaya ihtiyacı olan Gülfem'di demişsin. Nasıl bir yer var Gülfem'in senin için? Ya Gülfem ilginç bir karakterdi değil mi? Yani evet, sen de biliyorsun. Evet. Yani hani bir yerinden bakılırsa gayet böyle soap opera gibi bir yerden görülebilir bu dizi. Ama iki kadının psikolojik savaşı ile alakalı bir işti. Ve Damla ile beraber oynamak çok güzeldi. Ve narsistik kişilik bozukluğu olan bir kadını canlandırdım. Neticede hiçbir zaman bu dizide evet bu kadının narsistik kişilik bozukluğu var denilmedi ama ben öyle seçmiştim. En azından kişilik bozukluğu olarak olmasa da bir narsizmle ilgili bir derdi var üstünden seçmiştim. Yani bir ampul yanmıştı beynimde böyle ilk oynamaya başlamadan hemen evvel böyle narsist diye çıktı bende ve ondan sonra gelişti. Ben şansıma da o dönem ben bir 3 kitap bitirmiştim bu karaktere. Girmeden evvel bir narsizm üzerine bir 3 kitap bitirmiştim. Neden merak ettin? Kişisel hayatımda çok böyle insanla karşılaştığım için. Narsizmi bayağı bir araştırmıştım ve narsizm üzerine bir de böyle bir karakterin gelmiş olması bana tamam ben bunu tamamlamam gerekiyor. Bu bilgiyi kendimde diye. O yüzden benim için çok anlamlı bir karakter Gülfem Sipahi. Evet, benim için de çok anlamlı bir karakter. Biz bir sezon çalıştık Canan'la. Benim hayatımda gördüğüm en disiplinli ve çalışkan oyunculardan biri. Gerçekten çok çok önemli bir şeydi benim için. Teşekkür ederim. Ben de seninle oynamaktan büyük zevk almıştım. Şimdi sen hem bir oğlan annesisin hem de oğlum da ebeveynleriyle bağ kuramayan bir çocuğun terapistini canlandırıyorsun. Evet. Dizide hani demin söylediğinden de yola çıkarak yani işte narsizmle ilgili kitaplar okuyordun ve narsist birleşti. Burada aklına gelen öyle bir şey var mı? Çocuklarla başka türlü bir bağ kurma üzerine bir şeyler düşündün mü? Ya da bu karakterde sende... Hayır yani burada benim oğlumun yeri çok önemli. Hı hı.
çocuklarla diyaloğum açısından, bir de kendi hastalığımla ilgili yolculuğum önemli. Çünkü bu karakter bütün zorluklara rağmen pozitif kalan tek karakter dizide. Kendi yaşadıklarım üstünden kurduğum bir bağdı o karakterle. Pozitif kalıp yaşadıklarını bir kenara koyup tamam bundan sonra bununla ben ne yapabilirim? Dizide bunu inceliyor zaten. Öyle bir bağ kurdum. Hoş geldiniz. Komedyenlik maksadıyla çıktım ben. Yani bunu ben size söylüyorum. Kendime de hatırlatıyorum. Çünkü ben bugün kendimi böyle dudak büzmeli selfie çekerken yakaladım. Böyle falan gibi bir şey yapıyordum. Ya ayarını da tam bilmiyorum. Hani komik oldu tabii ki. Yani sonra dedim ki komedyensin sen. Hani böyle şeylere gerek yok. 26 kilo verdim. Biraz onun şımarıklığı diye düşünüyorum. Yani ben aslında halimden memnundum. Yani çok problem etmiyordum. İnsanlar kilolu olabilir diye düşünüyordum. Ama sonra bir gün, yani böyle özgüvenimin de tavan yaptığı bir gündü. Gene beni çekim için çağırdılar. Böyle çok havalı geldim, tamam mı? Yani işte stand-up bir yere mi gidiyor? Kadın komedyen olarak hani hiç ünlü mü oluyorum dediğim o gün. O gün gıdıma makyaj yaptılar benim. Evet, yani ben önce şey dedim, herhalde ışık, mışık falan ondan. Hayır, öyle değil. Yani yanağıma ne yapıyorsa aynısını yaptı. Yani fondöteninden aldığını, highlighterından şeyine, pudrasına hepsini sürdü. Yani hani böyle suratımın devamı gibi üzüldüm. Yani çünkü gıdı olumlama diye bir şey yok. Yani hani beden olumlama çatısı altında gıdı olumlama. Hani çok, yani sıfır travma gerekiyor, tamam mı? Çok sağlam psikolojiye sahip olmak lazım. O da bende yok. Bir de aynı dönemde eşimin büyük teyzelerini falan benden bahsederken benim için şişko gelin dediklerini öğrendim. İşte neler yapıyor şişko gelin falan diyorlarmış. Ve bakın, yani 3 tane gelinleri var ve benim tek ayırt edici özelliğim bu değildi, tamam mı? Yani bana onların arasında, yani mesela stand-upçı gelin diyebilirlerdi. İşte renkli gözlü gelin diyebilirlerdi. Geçen seneye kadar botoksuz gelin diyebilirlerdi. Ama şişko gelin demeyi de. Ama kayınvalidem beni teselli ediyor böyle durumlarda. Merak etme, ben onlara senin kortizon aldığını söylerim dedi. Çünkü biliyorsunuz hastalık söz konusu olunca çok ayıplara bir şey denmiyor. Yani Abdullah Gül'ün yıllarca uyguladığı taktik. Ama daha iyi oldu bilmiyorum. Yani çünkü şimdi de kortizonlu gelin diyorlarmış. Hala öyle diyorlarmış. Yani evet. Ama insan acılarından ilham alıyor. Ben şimdi yeni dijitale proje düşünüyorum, kortizonlu gelin diye. Asmalı Konak remake tadında. Nurgül Yeşilçay istiyorum. Bilmiyorum kabul eder mi? Bakacağız. Evet. Ama kocamdan nefret etmiyorum. Yani akrabaları şey diye, hani hatta çok aşığım. Yani inanılmaz derecede. Çünkü Almanya'da iş buldu. Yani Almanya'da gidiyorum geliyorum burada. Almanya çok zor memleket, yani kurallı bir memleket. Biz gitmeden önce şey diyorduk, ne var yani uyarız trafik kuralları, hani ne olacak falan, ama öyle değilmiş. Yani hiç tahmin edemediğiniz kurallar var. Mesela çöp ayrıştırma kuralları var. Evde 70 tane kutu var, tamam mı? Yani işte plastiği ayrı atıyorsun, kağıdı ayrı atıyorsun, çocuğun bezini ayrı atıyorsun, biyo dedikleri bir şey var, yemek artıklarını atıyorsun. Bir de resmülü var. Resmülü de diğerleri manasında hiçbir şey kategorize edemiyorsan oraya atıyorsun. Biz gittiğimizde her şeyi resmülü attık. Ama komşular fark ettiler. Yani çünkü apartmandaki tek Türk biziz. Yani direkt dediler ki atmayın. Yani sormadılar, attınız mı demedi. Atmayın dediler. Biz de tamam dedik. Ve o noktadan sonra sınır dışı edilmeyelim diye çok kastık, tamam mı? Yani çok böyle işkence hali. Mesela marketten bir yoğurt alıyorum. İşte kağıdını ayrı atıyorum. Plastiğini ayrı atıyorum. Böyle kalan yoğurdu sıyırıyorum. Biyoya atıyorum. Yani ne yediğimizden, ne içtiğimizden, ne seviştiğimizden zevk alır olduk. Çünkü sevişiyoruz, kocam gelip diyor ki bunu nereye atacağım? Nasıl yani diyorum. Diyor ki tamam plastik ama içinde bio var diyor. Ve var yani, bio var, haklı.
Ve biz onu kendimizden tiksine tiksine bir oya sıyırıyoruz. Ama orada ekmek var, fasulye yani nimet. Ya ben öyle bir insan değilim ki. Yani ben normalde yolda ekmek görsem öpüp başıma koyup tepeye koyan bir insanım. Yani biz Avrupa'ya geldik diye nelerle sınanıyoruz ya. Ve kimseye de anlatamıyorsun. Kimseye bak bizim Müslümanlığımız nelerle sınanıyor. Babam hala telefonda diyor ki domuz eti yiyor musunuz? Yemiyoruz diyorum, ne diyeceğim? Ne diyeceğim yani? Yiyoruz, kalanın üzerine attırıyoruz diyecek. Diyecek abi, belki mutlu olur bilmiyorum, attırın domuz atını falan. Çok da emin de değilim yani. Bilmiyorum. Evet yani 50'likte seks var. 3 ayda bir. Ama var yani. Her gün sevişeceğini düşünen insanlar da, benim öyle bir arkadaşım vardı. Ya bunlar evlendikten sonra o kadar çok sevişeceğiz zannediyorlarmış ki bildikleri pozisyonlar onlara yetmeyecek diye kamastura öğrenmeye çalışıyor. Bir daha bana hava atıyor böyle, hepten gösteriyor, ben bunu götümle yaparım, ben bunu götümle yaparım, ben bunu demedim ama bozmadım yani, bunların hepsi götle yapılıyor. Demedim, bozmadım. Ama evlendikten sonra gerçeklerle yüzleşmişler. Yani seks hayatları sekteye uğrayınca bunlar da fantezilerle canlandırmak istemişler. Ama biraz değişik fanteziler. Yani mesela işte sen kurabiye canavarısın, ben minik kuş. İşte ne bileyim, sen ünlü bir türkücüsün, ben Hülya Avşar'ım gibi. 90'larda çok fazla televizyon seyrettiklerini, kanıtlarını tekte bir takım fantezi. Hatta iğrençleşmeye varan yani, sen Emre Han amcasısın, ben Emre Han anasıyım falan. Çok başka bir noktaya gitmiş ama ya kız diyor ki tamam diyor, biz şey seks hayatımız aktif oldu ama ben onu istemiyorum ki yani, istemiyormuşum. Çünkü sabah 9 akşam 5 çalışıyorum, bir de eve gelip sevişmek istemiyorum. Özellikle Emrah'ın anasını yapmak çok zor. Çünkü sürekli leğende çamaşır yıkayan bir kadın yani, belim ağrıyor, ergonomik değil falan diye bana yakındı. Ben dedim ki yani siz dedim bu fantazilerden gidiyorsunuz dedim. Acaba dedim bir fantaziyle seni çaktırmadan hareketsiz yapabilir miyiz dedim. Bunu yapar mıyız dedi, sevindi. Yaparız dedim, bulduk bir fantezi. Fantezi şu şekilde, aşkım ben felç geçirmişim. Annem babam da muhafazakarmış. Hacı hoca dolaşmışlar. Kimse bir çare bulamamış. Sana getirmişler. Sen de fizik tedavide çığır açan. İnanılmaz bir yöntem bulan, idealist. Aynı zamanda laik bir doktor musun? Çünkü layık deyince çok gaza geliyormuş. Ama onu suçlamıyorum. Hangimiz gaza gelmiyoruz ki layık deyince? Yani bir avuç kaldığımız için ondan diye düşünüyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Sağ olun. Crack'te oynadığın bayrak oyunundaki performansın için Kenan bile onu gördüğümde hayran olmaya başladığı oyun bu galiba. Herkes hayran olmuştu. Henüz provadayken bugün bile anacağımız bir oyun yaptığınızın farkında mıydın? Evet. Yani benim böyle şeyleri yani hissettiğim zaman böyle kaparım. Bu öyle bir şeydi benim için. Binbir Gece'de oynuyordum. Berkun Oya bana teksti gönderdi. Ben aşık oldum tekste. Yani yok böyle bir tekst. Yani ben zaten onun gibi bir tekstle daha karşılaşmadım. Berkun gibi bir yazarla henüz daha karşılaşmadım başka. Yani müthiş bir kadın karakter yazmıştı. Kaldı ki Canan Ergüder'e övgü, Özge'nin yazdığı şey de onunla alakalı. Oradaki performansınla alakalı. Muhteşem, yani muhteşem bir deneyimdi benim için. Döndükten sonraki ilk oyunun mu evet. Bayrak? O nasıl hissettirmişti? Kendi dilinde oynamak. Ben o kadar şanslıyım ki böyle bir oyunda oynamış olduğum için. Yani bir kere yani kasta bakar mısınız? Ali Atay, Ayten Uncuoğlu, Bartu Küçük Çağlayan, Köksal Engür, Okan Yalabık. Yani bunlar böyle sonra kas değişti. Ben 4 sene oynadım bu oyunu. Ve farklı formatlarda oynadık biz bu oyunu. Başta Garaj İstanbul'da oynuyorduk. Sonra Crack Bilgi Üniversitesi'ne geçtiğinde, Santral İstanbul'a geçtiğinde adam 4. duvarı yarattı. Yani 4. duvarı bilmiyorum hepiniz tiyatro ile ne kadar aşinasınız ama
dördüncü duvar varmış gibi oynanır veya oynanmaz. Yani her oyun farklıdır. Burada sizinle aramızda aslında dört duvar arasında oynuyormuşuz gibi varsayarız ama siz bizi izliyorsunuzdur. Orada cam vardı. Seyirci kulaklıkla dinliyordu. Ve benim oyunun başında böyle bir şeylerin farkına varıp heyecanlandığım bir an vardı. Orada bazı oyunlarda tutturabiliyordum, bilmiyorum. Ben bunu planlamadan yapıyordum tabii. Planlayabileceğim bir şey değil. Kalp atışım hızlanıyormuş. Ve seyirci bunu duyuyor. Bana Berkunar oyundan sonra gelip nasıl yapıyorsun kalbini hızlandırıyorsun diyordu. Planladığım bir şey değil. Yani olağanüstü bir şey. Ben 4 sene boyunca ben yeni ne keşfedebilirim bu oyunda diye oynadım. Ve her oynadığım oyunda da yeni bir şey keşfettim. Müthiş. Peki var mı? Yani biz sahnede sana bayılan insanlarız da senin planın var mı? Teşekkür ederim. Var. En son Kenan'la beraber Hipokrat'ta oynadık. Hı hı. O devam eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Ama Hipokrat'ın yönetmeni Kayhan Berkin'le yeni bir proje yapacağız ama onu daha ben şu an söylemek istemiyorum. Ha, tamam. Daha yeni konuştuk. Henüz gerçekleşecek mi ondan emin değilim ama çok deli bir şey olacak. Çok güzel bir şey olacak. Ay hadi inşallah. Eşinle meslektaş olmak nasıl bir şey? Yani iki oyuncu iyi mi oluyor? Nasıl oluyor? Yani bence iyi oluyor. Birbirimizi anlıyoruz neticede. Ha, bazen aynı meslekten ya da aynı işi yapan insanlar daha fazla çatışırlar gibi bir izlenim var ya dışarıda. Devamlı şey aynı şeyde oynuyor olsaydık vesaire öyle bir şey olabilirdi ama... Mesela Hipokrat'ta biz beraber oynadık tiyatroda. Yani ondan önce de Güllerin Savaşı'ydı ama Güllerin Savaşı'nda biz tanıştık zaten. O yüzden onu çok saymıyorum. Orada yok, başka bir başka bir kimya vardı orada. Ama Hipokrat'ta beraber oynadık ama beraber oynadık diyemeyeceğim. Birbirimizin enerjisiyle oynadık diyebilirim en fazla. Çünkü iki tane tek kişilik oyunun birleşimi gibiydi. Birbirimizden yani birbirimizle paslaşmıyorduk. Hı. Öyle anlatabilirim oyunu. Anladım. Evet. Ama şey yani o da o kadar zaten etkilemedi. Yani diyorsun. Evet o kadar etkilemedi. Yani 40 prova yaptıysak 20'sini ayrı yaptık zaten. Falan. Evet. İyi güvenli. Evet. Kim başlasın? Sen, tamam. Dur, şu seni rahatsız etti. Çok, çok koydum. Stratejik. Ha, stratejik. Pardon, iki şey yapmış oldum, çok pardon. Elim titredi. Bizimkilerin de gerginlik karşısında. Şu telefonu buradan çeker misin? Çekeceğim. Ama sen niye böyle şey yaptın şimdi? Stratejik. Anladım. Zaten merak etme, inanamayacaksın ne kadar dolduğunu onun. Şimdi buradan sonrası damla damla Canancığım. Taşmadım. Hay Allah. Okey. Gerçekten pis bir insanmışsınız Canan Hanım. Taşmadı efendim. Masa ıslanıyor. Taşınca. Hiç merak etmeyin. Ben ne yapıyorum? Oğlum
yapmayın kadına. Nasıl dökülmez ya? Böyle konuşmamıştık. Ay. Terledim ha. Şimdi taşacak. İnşallah. Allah Allah ya. Niye böyle oldu? Bitti bu iş. Canının patlar. Yok artık ya. Evet abi, bu kesin bana kaçtı. Şöyle. Ay, şimdi sarsıntıdan dökülürse sana yazar. Abi vurmayın, sallanıyor. Evet. Acayip sesler çıkartmaya başladım. Taş artık be! Arkadaşım bardak diye... Hileli mi lan bu? Su mu hileli? Gerçekten burada böyle taşmış gibi duruyor yani böyle. Ya şu an bombeli. Bombeli. Suya söyleyelim mi? Taştın sen aslında. Öyle deneyler var ya. Belki kendi kendine akar lan. Deneyelim. Sarsılma. Sen taştın. O sende. Sal kendini. Bombe yapmışsın. Hiç gerek yok. Bak saatlerce baktığımız yok. Bir şey. Aynen. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle üçgen ya, piramit İbrahim. Yapacağım suyu. Nasıl? Allah seni ya. Nasıl güzel ya, duruyor yalnız. Ya inanılır gibi değil. Neyse bu bana patladı bu belli de. No, no, no. Dizim çarptı, dizim çarptı, dur. Aktı mı? No. Akmadı. Yine mi taşmadı ya? Taşmadı mı? Ne oluyor? Hayır. Hayır. Ona bakıp duruyorum böyle böyle ileri geri. Sızmıyor inanılmaz. Kenarlarına taştı bohça gibi. Bırakmıyor kendini. Sucuğum. Yavrum sen susun, akışkansın. Müthiş bir bardak seçmişsiniz. Aynen yavrum. Ya. Hadi. Abi inanılmaz şu an olan. Fizik kurallarına aykırı. Bitti. Patlar. Hocam ne yaptınız ya? Buna bir şey mi yaptınız oğlum? Arkadaşlar bakın. Vallahi kameradan da belli. Yani Allah şu Allah. Su. Güzel açıkladın. Güzel açıkladın. Yani şu bakın şurada görünüyor. Şu üst kısım.
Ay taş tutuşacak. Aa, kazandım galiba. Evet. Anladım ben bunu, yapmam gerekeni. Arkadaşlar bakın bu kadar... Şu an yanlış bir şey var dünyada. Şimdi oyuncuların kaderi tabii. Yani günlük hayatta oynadıkları rolün ismiyle çağrılmak. Sen en çok hangi karakterin ismiyle çağrıldın? Savcım. Savcım. Ya. Ya. Memnun musun bu durumda? Evet, evet, evet. Yani çok güzel. Çok güzel bir şey. Ben de öyle buluyorum. Bence de çok savcı güzel. Savcı güzeldi. Bırak bu kurt kadın ayaklarını sanıyoruz ki ilk podcast deneyimi. Evet. Yani... Ha. Podakto Kulak Tiyatrosu. Podakto Kulak Tiyatrosu. Evet. Evet. Ben çok seslendirme yapıyorum. Evet. Ama bu podcast olarak. Evet, bir, podcast. Uyku hikayeleri yapıyorum bir de. Uyku app'inde. Uyku hikayeleri. Aa, bir aplikasyon var. Bir aplikasyon var. Ve orada uyku hikayeleri anlatıyorsun. Evet. Dinleyip uyuyor musun? Evet. Vallahi mi ya? Ya. Oğlum niye söylemiyorsun? Ya. Melatoninden daha iyi mi? Bilmem. Bir deneyelim. Bir dene. Ne zamandır var bu? Bir süredir var. Ama bunu önce söyleyeyim. Bırak bu tamam. Kurt adın kadın ayaklarını. Evet. Yani böyle bir 10 dakikalık ama çok severek yaptığım bir şeydi. Ama sonra işte bu kanser meseleleri falan oldu. Biz hatta Nisan'da daha devam edecektik. Edemedik. Ama inşallah. Edersiniz. Ederim yani. Evet. Çok da severek de yani Derem Çıray'ın kalemini çok beğendim ben. Hiç kimsenin bilmediği bir konuyu yazmış bu Bırak bu Kurt Kadın Ayaklarını da bir kadın hastalığıyla ilgili aslında. Çok hoşuma gitti. 10 dakika. Müthiş. Evet, çok uyku hoşuma gitti. Uyku app'i adı anda burada. Orada hem çocuklara hem yetişkinlere uyku hikayeleri ben ve... Benle beraber başka insanlar, Toprak Sergen var, Jehan Barbur var. Herkesin kendine has bir stili var. Okuyorum ve çok büyük zevk alıyorum. Aynı zamanda ortağıyım ama. Zaten. Şu an yeni oldu o. Aa, hayırlı olsun. Evet, çok çok severek yaptığım şey. Mindfulness üzerine bir app. Çocuklara meditasyon, büyüklere meditasyon. Ben mesela kendi çocuğuma kullandım daha. Yeni kullandım. Ve çok etkiliydi. Böyle bir sinir krizi anında nefes almasını sağladım ve app'i açtım. Gayet böyle bir... ...diye Aa, nefes alma iyi. Olayını Hemen yaptım. Bakacağım. Bak güzel bir güzel bir app. Yani ben çok severek seslendiriyorum hikayeleri. İsminiz neydi? Kubilay. Kubilay Bey, ne iş yapıyorsunuz? İşsizim şu an. Olsaydı ne iş yapardınız? Uçak bakım teknisyeniyim normalde. Ya, evet. Nasıl işsizsiniz be? Yani, ne teknisyeni? Uçak bakım teknisyeni. Vay. Şu anda NFT tasarlamaya başladım diye. NFT mi tasarlamaya başladın? Tamam kanka. Kubilay Bey, arkadaşlarınız sizi neden işaret ettiler bu kadar? Sizin manitanız burada mı? Yok. Onlara ne oluyor o zaman? Maskülenizmi savunuyorum. Ha öyle mi? Evet, arkadaş ortamı. Ha, hadi bakalım. Kubilay Bey. Evet. Belki bir rekor gelir. Birden 71'e kadar bana bir sayı söylemeniz gerekiyor. 69. Sevgilime ya da eşime güvenirim fakat çevreye güvenmem. Kesinlikle. Tereddütsüz. Çevreye güvenmiyorsunuz Kubilay Bey. Size bir 20 puan çaktık biz ekipçe. Hayırlı uğurlu olsun. Birden 71'e kadar bir sayı daha söylemeniz gerekiyor. 70. İçkileri kadın içkisi ve erkek içkisi diye sınıflandırırım. Doğru. Mesela bana kadın içkisi söyler misiniz? Az önce Harley Quinn diye bir alkol kokteyl vardı, onu söyleyemedim. Harley Quinn dediğiniz. Evet. Ne var içeriğinde onun? Meyveli falan.
Aynen, anladım. Erkek içkisi olarak? Sol talin söyledim. O muymuş erkek içkisi? Yani ada bana onu anımsattı. Erkeği anımsattı. Ada. Kubilay Bey fonetik olarak maskülen. Dikkat fonetik etmişsin. Fonetik olarak maskülen. Ada bana adamı hatta. Peki, buradan da 20'nizi verelim. Hayırlısıyla. Bir sayı daha rica edeceğim. 71. Bir erkek hayatı boyunca çok fazla kadınla sevgili olabilir. Tabii ki ama kadınlar daha seçici olsa iyi olur. Kesinlikle katılıyorum. 20 de buradan saplandı. Zaten güzel. Bir tane daha. 61. Kadın dediğin bakımlı olmalı. Erkeklerde o kadar önemli değil. Buna tam katılmıyorum. Allah razı olsun. Ödüm koptu, full çıkaracağız diye. Peki bir sayı daha. 55. Piknikte mangalı yakmak erkeğin görevidir. Hanımlar da o sırada salatayı hazırlasın. Mümkün. Görev dağılım diyelim. Bir saniye. Ben sizin bu kadar maskülen olduğunuzu düşünmüyorum. Nasıl zaten düşünmüyorsun? Bir saniye. Yani bir alacağım doğru mu diye onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi mangalı yanınızda bir hanımefendi. Dur Kubilaycığım, ben yakarım dese yaktırmıyor musunuz? Yani yaktırırım da ağır bir iş olduğunu düşündüğüm için erkeklerin rolü olduğunu düşünüyorum. Soru o değil. Yani arkanda oturan arkadaşlarından biri. Ya, çekil Kubilay, ben yakacağım bugün mangalı. Sen de salatayı yap dese buna yok musun? Yani mümkün olduğunca ikna etmeye çalışırım. Kardeşim sen hayırlısıyla bayağı bizim kol gibi. Kibar ama. Kibar ama toksik. Kibar ama toksik. 80 puanla rekor kırdınız. Tebrik ediyorum sizi. Kubilay Bey bizden toksikliğinizi belki geçirir diye orta oyuncularının bir tane tişörtünü kazandınız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz Kubilay Bey. Türkiye'ye geldiğinden beri güçlü kadın imgesinin karşılığındasın. Yani sen güçlü kadınlardan birisin. Sen nasıl tanımlıyorsun bu durumu? Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu özellikle hastalık döneminde sen zaten çok güçlüsün. Sen zaten çok güçlüsünü duymaktan böyle bir imanım gevredi açıkçası. Çok beni mutlu eden, güçlü olmak istemiyorum anasını satayım. Yani bırakıp salmak istiyorum dediğim zamanlar çok oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar bir ayağa kalkma ve hayır ben yani depresyonda çok kalamam hissini çok net yaşıyorum. Yani git kalamam zaten ben orada. Yani bir vakit kaybı oluyor. Yani evet. Düştüğüm zaman böyle fiziksel olarak bir düştüğüm zaman bir tekrar bir girerim o depresyona ama ondan sonra çıkarım ben. Evet, çıkarım. Çıkmak zorundayım. Bu hayat öyle geçmez ki. Neredeyse hemen hemen böyle 10 yıl önce bir röportajında hiç keşke demedim demişsin. Hı hı. 10 sene geçti. Var mı o arada dediğin? Yok, hala yok. Yani bak kanser bile oldum. Ona rağmen keşke demedim diyor. Yani keşke sigara içmeseymişim dedim. Okay. Öyle şeyler dedim. Ama genel olarak keşke demiyorum. Yani yaşadığım hayata saygısızlıkmış gibi geliyor keşke demek. Deneyimlerimle, hatalarımla her şey benim hayatım. Onu sahipleniyorum. Öyle. Ne güzel. Keşke demiyorum yani. Sevmiyorum keşke demeyi. Umarım biz de demeyiz. Sosyal medyayla aran nasıl? Böyle arada bakıyor musun ne olmuş? Bakıyorum. Yani bakıyorum ama çok ilgili de hem ilgiliyim hem ilgili değilim. Bir mesafe tutturabilenlerdensin evet, diyebilir evet. miyim? Diyebiliriz. Herkese selam, ben Caner, bu da Canan Ergüder. Nasıl konuk ama bence inanılmaz ve süper. Bir okuldan mezun olur, hemen yenisine girer.
Askerden mi kaçıyorsun söyle Canan Ergüder. Konuşası var ama yalnızsa ayaklarıyla sohbet eder. Her yaşın bir güzelliği var, en güzel Canan Ergüder. Yemekte her zaman tercihi bir buçuk İskender. Teşekkürler Canan Ergüder, şarkı biter Caner gider. Senin ilham aldığın isimler var mı? Şu an ilham aldığım isimler öyle sizin tanıdığınız isimler değil. Ben çok kanser hastasıyla yazışıyorum. Yani birçok insandan ilham alıyorum ama şu an hayatımın şu döneminde kanserle savaşan ve zor şeylerden geçip hayata böyle pozitif dönebilen insanlardan çok ilham alıyorum. Kadın doğum doktorum onlardan bir tanesi. Kendisi de kanser hastasıymış zamanında. Onun hikayesi mesela beni çok etkiledi. Yani çok güzel hikayeler duyuyorum. Instagram üstünden bana çok yazan insan oluyor. Ben de onlara ilham kaynağı almaya çalışıyorum. Çünkü böyle bir dönemde insanın böyle pozitif şeyler duymaya ihtiyacı oluyor. O açıdan İsimsiz bir sürü ilham aldığım insan var. Ne güzel. Biz tanımıyoruz ama alkışlayabiliriz onları. Evet. Demir oyuncu anne babayla büyüyor. Etkilerini ileride görür müyüz dersin? Şu an bile görüyoruz. Ya. Görüyoruz. En çok sevdiği şeylerden bir tanesi oyuncu onun benim. Yani daha yeni ilk tiyatrosunu izledim. Maalesef okula çağrılamıyoruz pandemi yüzünden ama bize bir video yapmışlar. Onu izledim. Çok tatlı. Ya. Yani içinde var bir şeyler. Hevesi var. Var, kesinlikle var. Süper. Peki dinlenmek, kafanı toplamak için yaptığın bir rutinin var mı? Böyle bir saat ortadan kaybolayım, bir yürüyüş yapayım falan. Evet. Yemek yapmak bunlardan bir tanesi ama. Ha, o yüzden uzun sürüyordur belki. Evet, çok seviyorum. Yani. Ne güzel. Onun içinde kaybolabiliyorum işte. Ne güzel vallahi. Dizi izlemek, yabancı dizi izlemek ayrıca. Aha. En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Cengiz Bey. Evet. Ne yapıyordunuz siz? Memurum Avusturya'da. İyi, süper. Hoş geldin. Sizi tanıyalım. Buket ben. Sağlık memuruyum ama istifa ettim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, ben Sezin. Sezin Hanım, siz ne iş yaparsınız? Üniversite öğrencisiyim. Peki Sezin Hanım, buyurun sizin şarkınızı şey yapalım. Bende vakit çok erken. Evet. Eğlen güzelim günü gel. Ben söyledim sana, hiçbir şekilde bilmeyeceğim. Beni ilgilendirmez. İç. Hangisinden içmek istersin? Mavi alalım. Motor yağını seçti. Buyurun. Alkışlıyoruz Cengiz Bey'i. Sezin Hanım'ı da alkışlıyoruz. Gerçekten çok güzel hamladınız. Merhaba. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben Nida, hukuk okuyorum. Hukuk okuyorsunuz, evet. Kaçıncı sınıftasınız? Bir, yeniyim. Aa, ne güzel, evet. Yeni. Güzel, siz de iki ay önce ayrıldınız. Bu şey, onu söyleyeyim. Duydum, tüm şey. Aynen, olunca. Bizim işimiz bu. Ben Esra Erol. Şaşırmam. Şaşırmazsınız. Niye şaşırmazsınız? Yani izliyorum hep de. Peki. Buyurun sizin şarkınızı alalım. Gel sarışınım gel. Ya vay be. Vay be. Oh be. Nasıl? Hı 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 hı
Savcı tutuklamış. Yok yok, şaka şaka. Duyamadım çünkü. Çok mu kötüydü ya? Hayır hayır, yok. Asla kötü değil. Yani bakmayın. Çalıştık da aslında. Çok iyi. Okey. Şöyle bir şey oluyor. Bu tarafa bakan monitör olmadığı için biz zaten saçma sapan duyuyoruz. Ben dalga geçiyorum ama benim dalga geçmem burada duyduğumuz sesle ilgili. Yoksa sizinki normal duyuluyor yani. Doğrudur. İnandırıcı mı olmadı? Nesini beğenmedik ki, ciddi söylüyor. Buyurun, bir daha rica edeceğim. Bildiğimiz bir şarkı. Ben ondan eminim. Evet, evet, çok bildiğiniz. Saçları, bir bıyıkları da var. Ben sana gel. Ha, ne? Gel gel sarışınım. Gel gel, gel sarışınım, gel. Aa, bildi. Harika, bir saniye. Canan, bunu tekrar almamız gerekiyor. Gel gel sarışınım, gel. Aa, ya sen bileceksin şimdi. Ha, tamam. Bir hımlar mısınız? Hımlarken istediğin ben yerde. Ben bileceğim. Aynen, bir... siz de aynı coşkuyla. Ben bunu yapabilirim. Tamam. Bunu bence yapabiliriz. Buyurun. Gel gel sarışınım, gel. Ya vay be. Vay be. Oh be. Nasıl? Başımıza gelen. Nasıl bilemedim? Orada çocuk böyle böyle yapıyor. Buyurun efendim. Hangisinden içmek isterseniz? Beyazlardan gidiyorum. Beyazlardan. Alkışlıyoruz hanımefendi. Merhaba, evet. Sizi tanıyalım. Merhaba, Melis ben. Bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ya kaçıncı sınıf? 4. Bitiyor. Aa, bitiyor. Evet. Buyurun, sizin şarkınızı alalım. Esmer Günler. Aa! Gelip. Of ya. Melis Hanım'ı alkışlıyoruz. Çok sağ olun Melis Hanım. Buket Hanım'ı da alkışlıyoruz. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Tuğçe Şengül. Nasılsınız? Yolunda mı her şey? Yolunda. Peki. Buyurun efendim, sizin şarkınızı dinleyelim. Sarı geliyor. Sarı gelin bildim ben. Tuğçe Hanım çok güzel hımladınız. Alkışlayalım Tuğçe Hanım'a. Buyurun. Ben yani blok. Prensesin gözyaşları. Alkışlıyoruz Cengiz Bey'i. Cengiz Bey. Merhaba, sizi tanıyalım. Güliz ben. Aa. Hoş geldiniz Güliz Hanım. Ne yapıyorsunuz siz? Müze personeliyim. Müze personelisiniz. Güliz Hanım buyurun, sizin şarkınız... Bayağı senkoplu mu oluyor? 90'lar. 90'lar. Sen gözü kara Dilber diyor. Evet. Aa, bildi mi? Aa, alkışlıyoruz Buket Hanım. İnanılmaz. Süper. Gerçekten. Güliz Hanım, sizi de alkışlıyoruz. Cengiz'i. Bunu da Cengiz'cim, afiyet bal şeker olsun. Güle güle kullan. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizden stüdyoda bir ikişer kişilik davetiye kazandığınız zaman neye bilmiyorum. Hangisi gelirse artık. İnşallah burada olursunuz Cengiz Bey. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Alkışlıyoruz hanımefendiyle beyefendiye. Ayaklarına sağlık. Çok güzel oldu ya. Çok teşekkürler beni buralarda ağırladığınız için. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz geldiğin için. Gerçekten çok güzel oldu. Zaten öyle olacağını biliyorduk. Hanımlar, beyler, biz çarşamba günü YouTube'da sonra bir daha perşembe burada olacağız. Değil mi? Evet. Bir daha görüşünceye kadar iyi akşamlar. Ayaklarınıza sağlık.